Sefa Termal Tatil Köyü Ağız Tadı programını sunar. Geldik Afyon Karahisar'ımızın İhsaniye ilçesi Üçler Kayası köyüne. Evet, hoş geldiniz. Solumda köyümüzün değerli muhtarı, sağımda ve çevremde köyümüzün güzel ahalisiyle birlikte köy kahvesindeyiz. Vallahi çayımız hazır. Hava biraz soğuğa yakın. Güzel bir yerdeyiz. Evet. Daha evvelinden tanıyor beni, öyle bakıyor. Evet diyor. Hakikaten güzel bir yerdeyiz. Şimdi şöyle güzel bir sohbet edip bir çay içeceğiz. Ardından şöyle köyü tanıtmaya devam edeceğiz. Muhtarım, yavaştan sizi bir tanıyalım şöyle. Şöyle biraz samimi olsun. Buyurun, evet. Söyleyin adınızı. Ben, kimsiniz, nesiniz, kaç yaşındasınız, ne iş yapıyorsunuz? Üçler Kayası Köyü Muhtarı Muammer Özçelik. Ben 49 yaşındayım. Maşallah. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizim işimiz tarım hayvancılık. Köyümüz hayvancılıkla geçinen bir köy ama yanında turizm de çok önemli. Bundan sonra turizme daha çok önem vereceğiz. Yani köyümüz tarihi ve kültürel değerleri çok yüksek bir köy. Şimdiden sonra sizlerin sayesinde inşallah daha güzel, böyle turistlerimiz daha çoğalacak. Daha çok tanıtım yapacağız. Daha güzel günler bizi bekliyor diyeyim ben. Şimdi muhtarım çok heyecanlı. Evet. Vallahi konuşurken böyle titriyor ya. Dedim muhtarım gerek yok ya, rahat ol sen dedim. Biz nasıl muhabbet ediyorsak öyle. Evet. Muhtarım çok güzel bir yere değindi. Birazdan da zaten görüntülerde göreceksiniz. Bir Ürgüp'ten, bir Göreme'den eksik olmayan hakikaten güzel yerleri var. Görülmeye değer, gelmeye değer. Oraları göstereceğiz. Biz çayla birlikte devam edeceğiz. Ağız Tadı programı devam ediyor. Neredeyiz? Üçler Kayası köyünde devam ediyor. Üçler Kayası. Çayla birlikte devam. Haydi bakalım. Dediler ki burası kral mezarlığı. Ben de dedim ki eğer dedim ben içeriye girersem krala ayıp olur dedim. Şakası bir tarafa, hakikaten krallara layık bir ülkede yaşıyoruz. Üçler Kayası'ndayız. Çok güzel bir mekandayız. İçeride tuhaf bir şey sezdim. İçerisi ılık, dışarısı soğuk. Gelin içeriye diyeceğim ama. Üç kişilik yer var ya. Kral mezarı sözde. Vallahi billahi kral dediğin adam böyle. Neyse. Ağız Tadı devam ediyor. Geldik komşu mezarlığa. Yan taraf kral mezarı, bu taraf kraliçe mezarıymış. Detaylı bilgileri sayın muhtarımız bize anlatacak. Muhtarım sizdeyiz. Frikyalılara ait yerleşim yerimiz. Çok eski bir yerleşim yerimiz. Burada bayağı bir önemli krallıklar yaşanmış. Kral mezarlarımız, susarnıçlarımız, zindan mağaralarımız, her şeyimiz var. Burada o zaman ki burada yaşayan insan topluluklarının krallarına özel yapılan 3 tane sıra sıra aile mezarlığı gibi. Yani kralların kendileri, eşleri, çocukları farklı farklı mezar odalarımız var. Bundan sonra yukarıda kralın tahtı var. Kızıyla beraber, eşiyle beraber oturduğu tahtı da var. Buradan halka hitap ettiği tahtı var. O zamanın olması gereken her şeyleri var. Görülmeye değer. Tarihi değerlerimiz bunlar. Bunları bir şekilde tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir de sahip çıkmak lazım. Elbette ki bundan sonra
Özellikle turizme de hizmet açısından daha dikkatli, daha sahip çıkmamız gerektiğine de inanıyoruz inşallah. Şimdi çok güzel bir şeye değindiniz. Ben de bir şeye daha değineyim. Az önce telefonun çektiğini görünce hemen konuşmaya gittiniz biriyle. Telefon sıkıntısı var. Ya Allah muhafaza, biri burada bizi bıçaklasa 112'yi arayamayacağız yani. Evet, evet. Gelen turistlerimiz de şikayetçi. Telefon görüşmesi yapabilmek için yüksek yer arıyoruz. Çeken nokta arıyoruz. Çok büyük bir sıkıntı. Bu telefon sıkıntımızın da bir an önce giderilmesi için gerekli mercilerden yardımları bekliyoruz inşallah. Yetkililere saygılar sunarız. Bekliyoruz turistik mekan. Ağız Tadı neredeyiz? Üçler Kıyası Köyü'nde Ağız Tadı devam ediyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Kralın artık tahtına gidelim yani. O kralın tahtını da görelim. Biz oturalım. Krallığı ilan edelim. Evet. Hadi evet. Gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim muhtarım. Gel muhtarım, düşmeden gidelim. Tamam. Düşmeden gidelim, kepaz oluruz. Gel. Çok güzel bir yerin ilerisindeyiz. Çok fazla yakınına gidemiyoruz. Zindan mağarasıymış muhtarım. Bir anlatın bize bu. Neymiş bu zindan mağarası? Zindan mağarası mitolojik zindan mağarası olarak geçiyor. O zamanın yerleşim yerindeki bir parçası. Şimdiki mesela her yer yani cezaevidir, kral yerleşim yeridir, halk yerleşim yeridir. Halkın yeri burada o zamanın yani halk dilinde zindan önü diye geçer. Ama ne güzel yerler var. Zindan mağarası diye yani... O zamana ait her çeşit mağara izine rastlamak mümkün buralarda. Bu da bunlardan bir örnek. Allah zindanlara düşürmesin diyoruz. Muhtarımı da ıslattık bayağı vallahi billahi yağmur. Çok önemli değil. Ya varlığın yeter muhtarım. Evet geldik. Vallahi sayın böyle rehberimizi tuttuk yakaladık. Dedik abi burayı bize anlat. Bir kral yaşamış burada, bir kraliçe yaşamış burada, çoluk çocuk herkes yaşamış burada. Bir de dedik rehberimizden dinleyelim. Rehberim önce sizi bir tanıyalım. Ondan sonra burayı tanıyalım. Buyurun. Kanal İç olarak Üçler Kayası'na öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Bizi gururlandırdınız, onurlandırdınız. Gurur şeref size ait. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Üçler Kayası'nda kral mezarları. Adınızı da söylersek şöyle. İsmim Tanju Tetik. 2008 yılından itibaren Frikya'da yerel rehberlik olarak görev yapmaktayım. Bulunduğumuz nokta Kral Mezarları bölgesi. 3 tane büyük kaya kütlesi oyulmuş ve içerisine mezar odaları inşa edilmiş. İlk iki mezar odası Helenistik döneme tarihlenmekte. Yani milattan önce 4. yüzyılda. Üçüncüsü ve en sonuncu mezar odası da Erken Roma dönemine milattan önce 189 yılına tarihlenmiş. Kral Mezarları olarak adlandırılsa da buralar aslında kral mezarları değil. Dönemin İl yöneticileri vasfında olan kişilerin mezarları ve iki eşine ait olduğu değerlendirilen mezar odaları. Bu mezar odaları içerisinde şöyle dönersek kapı girişinin içerisinde tam karşıda solda ve sağda olmak üzere iki tane mezar yani bir sanduka oluşturulmuş. Ama tam yaşamalık yer ha. Ölünecek yer değil. Ölünecek yer bu. Tam ölünecek bir yer. Mezar odalarının ortasına mezar odasında 3 mezarın orta noktasına bir sanduka inşa edilmiş ve ölen kişilerin özel eşyalarının saklandığı bir sanduka inşa edilmiş durumda. Buradaki görkemli bir mezar odası dış kısmına da solda ve sağda olmak üzere yine 2 tane sanduka nakşedilmiş, işlenmiş. Bu sandukaları da genel kullandıkları eşyaları sabanıdır, tarım aletleridir. Tabii saklandığı sandukalar da inşa edilmiş. Kapı girişinin üst tarafında solda ve sağda iki tane kaide görüyoruz. Bu kaidelerde üzerine meşaleler yakılmak suretiyle. Zaten duvarlardan da belli. İçi alay yapılıyor. Gece mezar aydınlatması da sağlanmış durumda. Mezar odasının kapısında olmadığı dikkatinizi çekmiştir. Evet. O dönemde mezar kapıları tek parça bir kaya kapakla yapılmış ve çok görkemli işlemelere sahip olan kapılar. Ve bu kapılar içeriden, dışarıda basamak var. İçeriden ve dışarıdan asla ve asla açılamayacak şekilde inşa edilmiş durumda. Dolayısıyla define avcıları bu mezar kapaklarını kırdıkları için Frikya bölgesinde ne yazık ki hiçbir mezarda mezar kapağı göremiyoruz. Kaya mezarları haricinde. Maalesef.
Yan yani, mezarlara doğru geçelim. Hemen gidelim şöyle bir geçelim. Bir geçelim. Evet abi, buranın neresi? Burası da Helenist döneme ait olan ikinci mezar odası. İlk iki mezar odası da yapısal olarak birbiriyle simetrik, yani aynı şekilde inşa edilmiş. Üçüncüsü farklı. Buraya tırmanması kolay olduğu için burayı içeriden de bir görüntü alma imkanımız olabilir. Aldık sanıyorum. Aldık görüntüyü, çektik. Evet. Çektiniz mi? Tabii. Kaçar burada, mı? Burada da yine üç tane karşıda, sağda ve solda olmak üzere üç tane kaya mezarı var. O mezar odası içerisinde yine ön tarafında da bir sanduka mevcut. Buradaki diğerinden biraz daha az görkeme sahip bir mezar odası. Evet, onu söyleyecektim ben de. Kapı girişindeki kaideler dikkat ederseniz biraz daha küçük. Merdiven basamağı gibi kaidenin altında çıkıntılar var. Bunlar da Helenistik döneme Frikyalılardan etkileşimini görüyoruz. Frikyalılarda bu merdiven basamaklarını çok fazla görüyoruz. Tanrıça Kıbele için inşa edilen, sunak olarak kullanılan merdiven basamakları Helenistik dönemde de görülmekte. Geçelim diğer odaya isterseniz. Hadi bakalım. Şimdi daha bir görkemli yere geldik. Bir de burayı tanıtırsak. Burayı da tanıtalım. Evet. Burası da erken Roma dönemine tarihlenen, milattan önce 189 yılında tarihlenen bir mezar odası. Mimari olarak farklılıklar da gösterse yine birbirini andıran mezar odaları. Ancak burada eyalet yöneticisi dediğimiz, yani şehir yöneticisi, vali vasfındaki kişinin mezarı içeride biraz daha üst kısma yapılmış. Bir kline oluşturulmuş ve oraya defnedilmiş. Kubbesel bir yapı var. Evet, kubbesel yapı, biz buna tonoz tavan kısmı diyor. Ne? Tonoz tavan inşası diyoruz. Bunlar Frikya'da düz tavan, daha sonra tonoz tavan ve üçgen tavan olarak zaman geçtikçe mimari geliştirilmiş ve inşa sisteminde de bir yenilikler, gelişmeler ortaya çıkmış. Bu erken Roma döneminde olduğu için tonoz tavan görüyoruz bu mezar odası içerisinde. Burada yine valinin iki eşine ait olduğu değerlendirilen iki mezar bulunmakta. Ön tarafında yine çok bir sanduka. Bir şey var. Buyurun. Ya biz birbirine baş edemiyoruz. Adam iki tane. Neyse abi, tamam devam. Dış kısmada yine bir genel eşyaların kullanıldığı, benim şu anda üzerine basmış olduğum bir sanduka mevcut. Evet. Şu bölümde bakın. Şimdi sandık falan deyince benim aklım hep Don Atlet geliyor. Dedelerden öyle görürüz. Abi ne yapayım? Havlu mavlu çıkıyor da bunlardan ne çıkıyormuş abi de onlara. Bunlardan birebir kullandıkları eşyaları çıkıyor. İç kısımda olanlara özel eşyaları, yani bir gürzüdür, kılıcıdır, kamasıdır, bu savaş tarz aletleri. Savaş aletleri ve günübirlik kullandıkları gözyaşı şişeleri tarzında aletleri çıkıyor. Diğer dış kısımlarında ise genelde tarımla uğraştıkları için tarım aletlerinin saklandığı bir sanduka da inşa edilmiş. Yan tarafta bir kaya mezarı daha inşası görüyoruz. Bu yan tarafta vali yardımcısı vasfında olan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen bir kaya mezarı da bulunmakta. Bunda da tek bir sanduka oluşturulmuş ve dış kısma inşa edilmiş. Bu sandukanın da, bakın, sanduka kapağının bir kısmı hala daha sizin bastığınız yerde mevcut. Kırılır falan, içine düşeriz. Kırılmaz, korkmayın. Sanduka kapağını komple kırmaktansa, demiş mezar soyguncuları, bir kısmını kırıp içerisindeki emanetleri almayı tercih etmişler. Ya insan kendi tarihine niye ihanet eder ya? Şimdi buradaki sorumluluk sadece bizlerde değil. Tarih var olduğundan bugüne kadar mezar soyguncuları da bir fiil faaliyet göstermekte. Yani buradaki tahribatlar çok çok eskiye dayanıyor. Yani yeni bir tahribat mutlaka bölgemizde var. Ancak bu tahribatlar çok eski. Yenilerinden Allah gözlesin diyoruz. Allah korusun diyoruz. Ha? Çünkü bunlar sadece bizim kültürel değerlerimiz değil. Bunlar dünya kültürel değerleri. Dolayısıyla bizim de birebir bunları korumak görevimiz. Duydunuz. Ne yapmamız gerekiyor? Kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü, geleneklerimizi, göreneklerimizi korumamız gerekiyor. Ağız'da da hala Üçler Kayası'nda ve devam ediyor Tuncay abi. Pardon, Tanju abi, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Varlığın daim olsun. İyi ki varsınız. Vallahi titrettik hepimiz. Hadi gidelim, hadi gidelim. Hadi gidelim. Üşüdük, biraz ısınalım. Tanıtılması öngörülen bir yerden daha bahsedeceğiz size. Bırakalım sözü Tanju abi, haydi bakalım. 1886-80 yılından 1914 yılına kadar, yani 34 yıllık bir süreçte İskoç arkeolog Profesör Doktor William Mitchell Ramsey
bölgemizde yine kazı çalışmalarında ve araştırmalarda bulunmuş. William Mitchell Ramsey'e göre keşfettiğini değerlendirdiği küçük bir anekdot sizlere sunacağız. Sol tarafımızda üst tarafta ufka resmi düşen kaya kütlesinde Firik başlıklı eşek kulaklı Midas'ın yandan suliyeti kaya üzerine nakşedilmiş. Niye eşek kulaklı denmiş? Frigya'da efsaneler var. Eşek kulaklı Midas efsanesini herkes duymuştur. Ra hikayesi falan var. Evet, Frigyalılar çok ilginç bir medeniyet. Frigyalılar tarihte ilk çorap giyen medeniyettir. Frigyalılar tarihte ilk müzik yarışmasını yapan medeniyettir. Frigyalılar tarihte ilk defa yaşam alanları içerisinde banyo ve tuvalet kullanan medeniyettir. Medeni bir toplum o zaman. Tabii tabii, sanatkar bir medeniyet. Bizim çatal iğne veya çengelli iğne dediğimiz fibula adı verilen çatal iğneyi keşfeden ilk Frigyalılardır. Yine flüt, mitolojide pan flüt olarak geçen, evet. Kır tanrısı Pan'ın flüdü olan. Bir tane kemik bir flüt bulunmuştu. Flüdü zaman. Olan bu flüdü de keşfeden, icat eden yine Frigyalılardır. Buradaki kaya kütlesinde de Frig başlıklı eşek kulaklı Kral Midas'ın kayaya oyulmuş bir sülyeti, bir rolyefini görmekteyiz. O zaman ne diyoruz? Üşüdük. Üçler kayasından devam ediyoruz. Hadi gidiyoruz. Muhtarım, şimdi ikimiz giremeyiz biz buraya. Evet. Selamun aleyküm. Allah'a geliriz ha. Analar ne diyorsunuz? Bir saygılar, bir öpeyim önce. Nasıl? Ellerim kadar ya, temiz. Senin gönlün temiz. Hadi hoş geldin, hadi. Senin gönlün temiz, gel. Hadi inşallah kuzum sen. Vay. Gel. Nur yüzünden an benim. Ah vallahi. Ne de ne alanın yerine. Allah razı olsun, sağ ol. Bir de. Ana çok üşüdük. Kızım. Gel ısın. Şuraya şöyle bir gelelim ha. Evet. Oh, muhtarım üşüdük değil mi? Gel. Gel 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 gel. İyi mi? Dışarısı iyi mi? Ya. Köyümüzde geldik, geleneksel köyümüzün taş fırınımızda geleneksel ekmek nasıl yapılır? Teyzelerimizden, yengelerimizden bunun tanıtımı için gerekli röportajı arkadaşımız yapacak. Biz de bakalım. Güler yüzden anlam bir başlayalım. Gel anası. Selam, selam. Gel, selamun aleyküm. Hamuru yoğurdumu anlatacak. Adını bir söyle bir önce bir şuraya bir. Aa, hamuru yoğurdumuz. Adını bir şuraya söyle kız. Sultan Çelik. Heh, Sultan teyze. Oraya anlat. Heh. Hadi bakalım. Nasıl ediyorsunuz bunu? Bize bir anlat. Ekmek hamuru, nasıl yapılır? Hamuru suyumuzu ısıtırız. Unumuzu eleriz. Makineye atarız. Güzelce yoğururuz. Hamur kabarır. Mayasını da katarız. Geldiğimi güzelce dökeriz. Fırını kızdırırız. Evvela bideleri kururuz. Nasıl makineye atıyorsun? Hamur makinesini yoğuruyoruz öyle yani. Yok, evvela böyle löpük löpük. Hayır. Yumruk diye yumruk diye. O geçti, derman kalmadı gayi. Kocadık. Benden gençsin kaç. Kocadık gali. Gençlerimiz elinde. Yaşlı annelerimiz. Şimdi makine oldu gayi, makine ediyor. Kızdırıyoruz, bideleri koyuyoruz. Ondan sonra ekmeği koyuyoruz. Biz de yiyoruz. Biz de yiyoruz. Evet. Sultanına. Şimdi burada ne ediliyor? Ekmek ediliyor. Tamam. Alalım alalım alalım. Ama bura ne güzelmiş, sıcağımış. Bu da ağız açık. Bu ağzı kapalı bu. Bükme dediğimiz bu. Bükme. Ne? Yemeklerimizdendir. Ama üstünü elbette çiziyoruz bak. Haşk eşli. Patates değil arkadaş. Patatesli. Ha, neli? Patatesli. Ha, işte patatesli. Hani etmemişsin, ben yiyecektim bunda. Pişirem de ye. Bekle. Kamera sen de yiyeceksin. Dolaşın gelin pişirem de. Sen yönetmenim, sana yok. Kusura bakma yani. O kadar üçlük bak, montum rengi değişti Sultan ya.
Ana bir de seni tanıyalım. Ben sesim... Ya senin gönlün ne güzel. Ne diyeceğim ben, ne diyeceğim? Adın ne bir söyle bir. Meryem Çelik. Vay Meryem teyze. Bir anlat bakalım, sen ne diyorsun, ne istiyorsun? Kaç çocuk, kaç torun sahibisin? 4 tane çocuğum var. Maşallah. 10 tane torunum var. Oy maşallah, vay maşallah, vay. Hep Afyon'dan abi, yok kimse yok. Ciddi mi diyorsun? Ciddi. Tam varınız, ben geldim. İnşallah. Ay. Oğlum ol sen de. Tamam ha, tamam. Oğlanla gitti sen oğlum. Anne, kaybettin beni, haberin olsun. Ne? Ay anneme diyorsun şimdi buradan. He. Senin oğlun oldum ya. Ya benim oğlum ol sen. O çift, almıştır mesaj. Çifte gidecek sen. Valla. Nereye? Çifte mi? Önce biçecek. Her yere giderim. Değil mi? Tabii. Oldu Osman, oldu. Motor bineriz. Ha. Çifte gideriz. Ha. Koşarız rahat. Osman sen benim işleri görecek. Yalan vallahi, sen de hiç oğlan molan ayağına ittirdin bütün işleri bize. Ağız tadı ekmeklerle birlikte devam edelim. Bir de şurayı alalım ya. Anacığım bir de seni tanıyalım şöyle. Tanıyorum. Ekmekleri bize çıkaracak olan sensin. Tabii. Anlat kendin. Nur Safa Çakar. Maşallah. Ekmek ediyoruz, yiyeceğiz. Gözlerin ne güzel be. Ekmeği ettik. Çıkaracağız mı şimdi? Çıkaracağız. Bak ekmeğin en güzel yerini biliyor musun? Evet. Öyle sıcak ekmeğin üzerine don yağı sürersin var ya. Tereyağı. Don yağı. Gaz yağı. Ne yağı? Gazın, gazın yağı. Öbür gazın yağı. Öbür gaz, gaz yağı adam öldürür bizi. Hayır hayır öldürmez. Tamam. Öldürmez. Gaz yağı, don yağı. Bulursan lükse tereyağı. Evet. Bir çıkar da bir görelim. Şşş, bir çıkar da görelim be. Ha ana bir çıkar be. Muhtarım, hı. Sen ölmezsin ya. Vallahi şuna ya, buna ya. İnsan bunu yedikten sonra ölür mü ya? Bunun adı ne? Ekmek. Neli ekmek? Patatesli ekmek. Tamam, acımayalı. Patatesli. Acımayalı. Katkısız, saf doğal ekmek. Doğal ekmek. O sobamızda ısıtırız. Yağı süreriz, ha. Çorbayı da pişiririz, tarhana çorbasını yeriz. Göce mi? Göce. Ha, göce. Tamam. Göce. Bak, tarana göce tarhanası. Göce tarhanası. Olmazsa olmazımız. Olmazsa olmazı. Tamam. Ağız tadı programı devam ediyor. Ekmeklerle birlikte anam. Evet. Vay maşallah. Dedim cebren ve hileyle bu çocuğu tuttum. Sevdiğim bir abimin kızı. Kız bir sus, röportaj yapıyoruz burada. Senin adın ne bir söyle bakayım. Ravza Çakar. Vallahi mı? Kaç evet. Yaşındasın? 9. Ne olacaksın büyüyünce? Doktor veya hafız. Vallahi. Ha, hı hı. Doktor veya hafız. Çok ayrı meslekler ama olabilir yani. İkisi de bir anda gidebilir. Hem doktor hem hafız da olabilirsin. Doktor olunca ne doktor olacaksın? Hmm, çocuk doktoru. Çocuk doktoru. Aferin bak. Kardeşi de var bir tane. Vallahi billahi. Ah. Aa. Babası gibi bak, bu da güler yüzü. Anası ne? Ağız tadı programı devam ediyor. Bir daha söyle. Ağız tadı programı. Hadi görüşürüz. Hadi. Sefa Termal Tatil Köyü'nün sunduğu Ağız Tadı programı reklamlardan sonra devam edecek. Sefa Termal Tatil Köyü'nün sunduğu Ağız Tadı programı devam ediyor. We'll be right back.
muhtarlık makamındayız. Sayın muhtarım bizi makamında ağırlamak istedi. Bir röportaj da burada yapacağız. Muhtarım söz sizde. Öncelikle Kanal 3 Televizyonu ve Ağız Tadı programı olarak köyümüze hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Köyümüzün tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak adına katkılarda bulunacağınızdan dolayı ben de size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Köyümüz eski bir köy, çok eski bir Türk köyü, çok eski bir yerleşim yeri. Köyümüzde Selçuklu döneminden kalma kendiliğinden saniyede 27 litre çıkan suyumuz var. Tarihi yerlerimiz var. Tüm bunları tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah kültürel yemeklerimizi de, geleneklerimizi de göstermek için gayretler göstereceğiz. Bir şey merak ettim Sayın Muhtarım. Küçük İstanbul diyorlar. Niye? Köyümüzde biraz dil, lehçe olarak düzgün konuşulduğundan dolayı herhalde çok önceden de gelen misafirler İstanbul Türkçesi yani. İstanbul lehçesi konuşulduğundan dolayı herhalde böyle bir söz geçmiş. Ama muhtarım gerçekten biz köye bayıldık. Sağ olun, teşekkür gerçekten ederiz. Gerçekten çok iyi. Sağ olun. İnşallah. Yazın daha iyi olacak. Yazın bir daha geleceğiz. Sözünü aldık. Haşhaş üretelim. Haşhaş değil lütfen, haşkeş ya. Evet. Haşhaş üretimi yapılmaktadır. Haşhaşlarımız çiçek açtığında mor beyaz daha bir güzel olur Afyon köyümüz. Spor. Evet, Afyonspor formasında mor beyazımızdan almıştır. Bir de köyün geçmiş yıllarda futbol müsabakalarında bir sürü aldığı kupalar varmış. Evet, evet. 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda çok böyle en az 100 kişi köy halkı, çoluk çocuk İhsaniye'ye döver maça gidilirdi. Böyle kamyonetlere, traktörlerin remoklarına dolunur. Çok bir heyecan vardı. O zamanlar daha bir farklıydı. Şimdi niye yok? Şimdi halı sahalar icat oldu. Köyde nüfus azaldı. Köye bir halı saha istiyoruz. İnşallah biz de şimdi köyde halı sahamız olsun da eski heyecan köye geri gelsin. Yetkililerimizden bu konuda yardım bekliyoruz inşallah. Muhtarım o zaman Ağız Tadı programı neredeyiz? Üçler Kayası Köyü'nde Ağız Tadı programı devam ediyor. Hadi gidiyoruz bu evde. İnşallah. Geldik anne muhtarın yanına. Muhtarımızın anası bize bir kendini tanıtsın. Anacığım ne yapıyorsun, ne işliyorsun, adın soyadın ne, bize bir anlat. Adım Hamide Özçelik. Maşallah Hamide Hanım. Muhtarın anasıyım. Muhtarın anasısın. Evet. Asıl muhtar benim diyorsun yani. Evet benim. Şimdi evin muhtarı sen misin hacı amcam mı? İkimiz de. Ya bırak şimdi. Yerimize göre. O oğlanlara, ben gelinlere. Öyle diyorsun. Tamam belli vallahi Osmanlı. Tepsi getir. Ana şimdi ne diyorsun, bir anlat bize. Katmer ediyorsun. Unu eledim geldim. He. Yoğurduk. Yazdım. Aşıncı da yazıyorsun. Pişiriyoruz. İçine ıspanak koyuyoruz. Ispanak koyuyoruz. Yağına beliyoruz. Pişiriyoruz. Tamam. İçindeki peynir ne peynir bunun? Peynir, inek peyniri. İnek peyniri. En sevdiğim. Evet. En sevdiğim. Şimdi biz bunları yiyeceğiz değil mi de? Evet. Vallahi. Tamam yiyeceğiz. Bak beş. Ha. Senin elin de lezzetlidir ha. İnşallah. Bekliyorsun kız maşallah. İnşallah. Maşallah sana. Bir de şu hacı amcam var bak benim orada. Sana bakıyor. Bir de ondan muhabbet edeceğim ben. Evet. Muhtar babaya gidiyorum ben. Hadi bir gidelim. Geldik evimizin en büyüğüne. Muhtarım kusura bakma, asıl muhtar o. Ha. Hacı amcam. Vallahi yüzleri pek bir etçün. Adını soyadını söyle bize, bir kendini tanı. Ahmet Özçelik. Maşallah Ahmet amca. Kaç yaşındasın? 70. Benden gençsin. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz ya? Köy yerinden öyle süt, yoğurt, peynir. İşte... Daha ne olsun, temiz hava, bol gıda. Evet. Varlığın daim olsun. Allah evlatların başından eksik etmesin. Amin. Allah ağzının tadını bozmasın. Amin. Cemi cümleyi. Sadece bizim olmuş kıymet yok. Allah razı olsun. Allah muhtarım, bu günahımızı aratmasın. Başından eksik etmesin Cenab-ı Allah. Amin. Amcam Ağız Tadı programı seninle birlikte devam etsin. Allah razı olsun. Ağız Tadı programı devam ediyor. Şimdi ne yapacağız? Katmer yiyeceğiz, gözleme yiyeceğiz, bükme yiyeceğiz, börek yiyeceğiz. En sevdiğim bölüm. Hadi bakalım gidiyorsun.
hamırın cızırdadığı, teyzelerin bükme börek yaptığı yerdeyiz. Bu güzel koku bizi buraya çekti. Bu güzel teyzemi bir tanıyalım önce. Şöyle kameraya doğru bir dönsün. Hamuru da yakmadan. Teyzem adın soyadın nedir bize ben la? Adım Sultan Çelik. Vay maşallah. Ne diyorsun sen şimdi bize? Ben size katmer yapıyorum. Oh. Ispanaklı, peynirli. Köyümüzün yöresi. Aman yarabbim. En sevdiğim. Evet. En sevdiğim. Evet. Peki teyze başka neler ediyorsunuz burada? Yükme ederiz, arabaşı dökeriz. Arabaşını gördüm zaten. Evet. Birazdan yuk diye oh. Size. Evet, size yutturacağız şimdi. Arabaşında bir adet var bak. Bittiğimiz birçok köyde yedik. O yuk sesi var biliyor musun? Evet, ama biberi çok açacağız, ağzınız yana. Zaten geçen kepaze oldum zaten. Evet. Gale köyünde. biber boğazım bir yaktı, yutamadım şeyi. Ama onun öyle tadı çıkar. Ama ben arabaşını severim yani. Ha, tamam o zaman sen köylüsün. Köylü milletin efendisidir demiş Atatürk. Evet, ne desin evet. Yani? Evet. Hepimiz köylüyüz. Evet. Bana eline koluna sağlık. Afiyet olsun, şifa olsun. Allah'a emanet olun. İnşallah. Buyurun gelin inşallah. Bak bir de şu hamur tepsisini tutan teyzemle bir konuşalım. Teyzem adın ne? Vallahi kız yerim. Mürvet Genç. Mürvet teyze. Evet. Kaç yaşındasın? 60. Gettiyiz. İkimiz aynıyız. Valla. Evet. Yarınız. Arkadaş köyün haline bak ya. İnsan çok geç. Yüzde karışık yok. Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Aha tabi Allah'a da. Vallahi. Soğanı çok severim. Neyini? Soğanı. Soğan sevilmez mi ya? Yemin padişah. Aa, bunları evet. Çok severiz. Çocuklarımız da veriyor, bağırıyorlar, çekişiyor, kızıyorlar. Niye? Siz kilo alıyorsunuz ne bunlar? Ya boş ver sen ya. kilo alma bu diyecek etim kalın diye. Hiç kilom bana yük olmuyor. Sevdiğimi yiyince mutluyum. Diyetler sonradan moda oldu de. Şunu bir de bir diyet sonradan moda oldu de. Evet. Ha bir de bir. Şimdiki gençlere moda oldu. Mide ağrısı da çoğaldı. Ya ye gitsin be. Ye gitsin. Yiyeceğiz. Hadi bakalım ağız tadı programı devam ediyor. Aman yarabbim. Sizlere yörelerimizi göstereceğiz. Sizleri buralarda misafir olması bunları yapıyoruz. Varlığın daim buyurun, olsun. Gelin, seni sevmeye sürünsün. Evet, hadi bakalım. Buyurun, gelin, hadi inşallah. Yazın da buradayız Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Gelin. Mükellef bir sofranın başındayız. Yok yok. Kuş sütün, gerçi ayran bu da. Her şey var. Muhtarım bize şöyle bir yavaştan bir anlatın. Bak şunu görünce zaten ağzım sunan. Sen ağzın kenarını sil. Bak kameramana bak. Bir anlatın muhtarım. Şimdi vişne organik olarak yetişir. Organik kendi vişnelerimizden satın alma değil. Yani kola falan tüketmek zaten zarar. Bu kendi ürünümüz, kendi yetiştirdiğimiz organik vişne suyumuz. Kendi hayvanlarımızdan aldığımız yoğurdumuz, kendi yaptığımız ayranımız. Çok severim. Kimi yerde gözleme derler. Bizim katmerimiz, katmer. İçli katmerimiz, peynirli, ıspanaklı. Birazdan da yiyeceğiz. Naneli, her çeşit katkısı var. Muhtarım çabuk anlat. Karnım acıktı muhtarım çabuk anlat. Kendi el yapımı turşularımız, kendi ürettiğimiz, köyümüzde yetiştirdiğimiz nohudumuz, tarhana çorbamız, un ve göceden karışımlı. Yani un, göce, yoğurt. İçinde en az 10 çeşit katkısı olan biber, domates, tavuk suyu, tarhana çorbası, yöresel, kendi ürettiğimiz hayvanlarımız etinden pilavımız, inşallah hepimize afiyet olsun. Yiyelim be. Muhtarım anlattığın yerde var ya bak mideme kramp girdi. Vallahi. O zaman ne yapıyoruz? Ağız tadı organik hoşafla. Herkese ağız tadı afiyet versin amin. İnşallah. Organik hoşafla, ayranla, tarhana çorbasıyla, nohutla, pilavla, katmer gözlemeyle devam edin. Haydi bakalım.
Şimdi arabaşı kültürü farklı bir kültür. Her yörede yeniyor. Lakin ilk defa bir şey duydum. Gerçekten ilk defa bir şey duydum. Bu kara bıyıklı gasketli amcam bana bir şeyler anlatacak şimdi. Bir şey söyledi, benim çok hoşuma gitti. Amca önce bir seni tanıyalım, sonra nasıl yeniyor onu bir söyle. Üçler Kayası'ndan Ahmet Ali Öztürk. Maşallah. Bu Osmanlı'nın ara öğünüdür arabaşı. Bu kış günlerinde devamlı bunu bol tüketiriz. Bu arabaşını genellikle büyük yudurur. Yani o şekil. Ama Muzaffer abi bana küçük kes dedi. Belki bilmediğinden olmuş olabilir ama bu genellikle horoz suyuyla, köy tavuğunu suyuyla yüzülür. Az önceki söylediğin mevzuya gel. Bu karın aşağı ağız aşağı yatıyorum, bir şey söyledin bana. Bu arabaşını yudarken genellikle büyük yüzülür, çok yüzülür. Yüzün kapak yatacak, ellenle korla, ayakla yere değmeyecek. Şey o kadar şişecek. Nasıl şişecek? Karnın şişecek, göbek şişecek ki ellen korla yere değmeden duracak. Yemek yiyoruz değil mi biz? Ne? Biz yemek yiyoruz değil mi? Bu yok, yuduluyor. Tamam, yuduluyor. Ben de biliyorum. He. Ama şimdi karın üstü yatıp göbek üstü durmak bana biraz ters geldi. Şimdi arabaşı öyle diyor, öbür yemek gibi olmaz. İşte ha. Bu bize anlat. Bu bol yudulur. Bol yudulur. He. Karın sindirilsin diye mi karın aşağı yatıyorsun? Yok. Ya. Bunu atasözüdür bu. Yani o kadar çok yudur yani. Şimdi bu tepsiyi iki kişi bitirmesi lazım en az. Ayakların yere değmeyecek deyince korktum abi. Şişliğinden dolayı. Duydunuz. Yeni yemek yeme tekniğimiz, pardon, arabaşı yudulur. Yutmayı şey. Yutulur değil, yudulur. Değil mi abi? Evet. Bir gösterir misin bize? Bize bir göster bize. Aman yarabbi. Abi bunu yudarken bize bir göster. Şuraya da mikrofonu dayayacaksın, o cuk sesini duymamız lazım bizim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Dur, dur. Bir alkış gelsin, bir alkış gelsin. Oh. Gelmedi mi? Gelmemiş. Bir saniye, ses gelmemiş. Sıfır sessizlik. Hadi abi. Harbiden çok büyük gidiyorsun ya. Oh. 112'yi arayın, 112. Ha? Yutmuş gibi oldu bak. Yutmuş gibi mi oldun? Vallahi yutmuş ayağını, hepsini bitireceksin ha. Ben size gösteriyorum işte. Öyle gösterme. O zaman ahali hiç durmayalım. Arabaşı yutmuyor. Hadi bakalım. Deneme de ben yapacağım. Şöyle küçük olsun, kepaze olmayalım. Ne olmaz. Ha? Olmazsın mı? İşin cazibesi büyüt yutmada. Lan abi şuna bak, benim boyum 1.65. Ben bunu yudum arkadaş. Şunu İşin cazibesi suyunda, suyunda. Ha şimdi bak burada şey yapalım. O kadarca falan yutmayla, yutma olmaz yalnız. Bu işin adabını bozmayalım yani. Hazır, imam da hazır. Eğer yutamazsan beni yukarı gömersiniz zaten. Hazır mı? Hazır mısın? Çekiyor musun? Usule uygun değil, usule uygun değil. Usule uygun değil diyor. Yavaş yavaş. Oo, şöyle içine atalım şunu. Dur bunu bir yutayım, boğazım bir açılsın. Onu da yutacaksın inşallah. Gelin gelin oğlum gel. Hadi bakalım. Ses gelmedi. Gelmedi. Ses gelmedi. Gelmedi. Küçük oldu. Şu büyükten şundan. Bundan mı? Evet. Allah gösteriyorsun ayağını, adam yarım tepsi yedi. Ama çorba güzel olmuş. Şimdi ben bunu nasıl yutacağım? Yudamazsam. Yudamazsam. Kamerayı kapat. Ha kapat bunu, çekme burayı, alma burayı. Yok yok, alıştım maşallah, gidiyor galiba. Cukurt cukurt. Ben duyuyorum. Tamam olsa gitti. Ben duyuyorum. Abi ağzım küçük, niye de sığmadı ya? Ağız tadı programı arabaşıyla devam ediyor. Yandım. Bir tane dedemiz varmış, birini değil ikisini üst üste koyup yudiyormuş. Muzaffer abim şimdi bize onu gösterecek. Bak şimdi çek. Ahmet. Dayı bir göster bak. Bak. Üst üste olmadı, yan yana oldu. Ya olsun olsun. Ya iki tane yudu adam. Gitti. Abi vallahi korkulur, yemin olsun korkulur. Bak şöyle. Bak al çek bunu. Ahmet abi bak, ölmeyesin. Ahmet. Ben hiç kışın cenaze sevmem abi.
Yemeği yedik. Ara başını yuttuk. Gümbür diyen sobanın dibine oturduk. Muhtarı misafir etti. Köy odasına kurulduk. İdedik o kadar yedik. Azıcık söyleyelim değil mi? Eritelim muhtar. Tabii. Emrah Bey'in inşallah. Vallahi bile şurama kadar geldi ya. Ben doldum ya. Dayım ağız aşağı yüz aşağı yatırıyordu bizi. Güzel türkü dinleme zamanı Allah gelmiş. Allah razı olsun. Ahmet abi iki tanesini üst üste koyarken ölüyordu az da. Ama maşallah yani güzel ediyorsun. Hadi değil mi? Değil güzel mi? Türkü. Koyamadı hiç. Güzel kardeşimle birlikte bir türkü okuyacağız. Ne diyeceğiz? Kız senin diyeceğiz. Kız senin derdin neydi senin? Hadi bakalım. Her sabah seher vakti çıkar çıkar bakarsın. Bilmiyorum ne derdin var yar senin, senin, senin. Dertlisin sen aşk uğruna, yakarsın bu canımı. Bilmiyorum ne derdin var, kız senin, senin, senin. Kız senin, 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 senin. Derdin neydi senin? Bilmiyorum ne derdin var, yar senin, senin, senin. Yedin bitirdin bizi ya. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Moral, motivasyon bitti. Hadi kalk program bitti gibi. Şaka şaka. Eliye dilin. Oğlum gönlüne sağlık. Yiyemem ama basmada fistan, yiyemem ama. Senin gibi cahile ben efendim diyemem ama. Ben efendim diyemem ama. Haydi alkışlarla. Daldım duman içi dağlarda. Sen bir yârim nerelerde. Daldım duman içi dağlarda. Asmadan üzüm aldım, sandıkla çeyiz sardım. Sandıkla çeyiz sardım. Verildim yarime, annemden izin aldım. Annemden izin aldım. Haydi! Kaldım duman içi dallarda. Sevgili yârim nerelerde, kaldın duman içi dağlarda. Sevgili yârim nerelerde. Ağız Tadı programı kaldığı yerden devam ediyor. Haydi bakalım. Geldik günümüzün en büyük sürprizlerinden bir tanesine. Güzel kardeşlerim bize harika bir görsel şov sunacaklar. Afyon, İhsaniye, Üçler Kayası, Firik Efeleri bizlerle birlikte olacak. Haydi bakalım. Thank you.
Semekçe bu sebebini satamamış. Gelin gel kızına beş yemin takamamış. Evindeyiz. Sevgili rehberimiz Tanju abiyle birlikte, solumuzda değerli muhtarımızla birlikte geldik. Çok güzel bir mekan. Uzatmadan kendisine bir soralım. Ne amaçla kuruldu burası? Burası Frikküm koordinatörü İbrahim Okumuş. Aynı zamanda özel idare yazı işleri müdürümüz. Sağ olsun onun sayesinde yapılan bir, köyümüze kazandırılan bir tesis. Restorası Afyon Valiliği tarafından yapıldı, restore edildi ve muhtarlığımıza teslim edildi. Biz de muhtarlığımızdan burayı kiraladık. Amacımız da şudur. Frik yolu yürüyen insanların konaklama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla. Evet, güzel olmuş. Evet, 5 tane ranzamız var. 10 kişilik kapasitemiz var. Ancak gelen gruplarımız 30 veya 40 kişi veya 50 kişi, yerine göre 70-80 kişi de gelebiliyorlar. Yerimiz çok küçük geliyor. Biz de şu şekilde çözüyoruz. İsteyen çadır kurup kamp şeklinde yapabiliyor. Kadınlardan İsteyenler, talep edenlere yatak imkanı sağlıyoruz. Buraya geliyorlar, konaklıyorlar, dinleniyorlar. Frik yolu yürüyenlere çay ücretsiz ikram ediyoruz burada. Çay içmeyi bekliyoruz o zaman. Çay içmeyi inşallah kanal içi de bekliyoruz. Çayı ücretsiz sunuyoruz insanlara. Sadece konaklama ücreti alıyoruz. İnsanlar kendi yemeklerini kendileri yapabilecek kapasitede mutfağımız da var. Küçük bir mutfağımız. İnsanlar, gelen insanlar mutlu mesut ayrılıyorlar. Vallahi bizleri de gayet güzel ağırladınız sayın muhtarım. Size de çok teşekkür ettik. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok var memnun olun. Kaldık. Kargış kıyamet dinlemeden çekimlerimizi yaptık Allah'ın izniyle. Sizleri çok sevdik. Sağ olun. Ağız Tadı programı bu hafta. Şöyle gel abi Tanju abi. Üçler Kayası köyünde son buldu. Görüşmek dileğiyle diyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı. Ağız Tadı bitmez. Bitmez. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Sefa Termal Tatil Köyü Ağız Tadı programını sundu.